Herkese selamlar dostlar. Borsa Mühendisliği'ne hoş geldiniz. Son zamanlarda borsada bir panik havası var. Evet, endeksler aşağı iniyor. İnsanlarda bir soru işareti oluşuyor. Borsa daha da düşmeye devam edecek mi? Bu düşüş nerede son bulacak? Nereden alım yapalım? Nerede satalım? Elimdekileri satıp borsadan tamamen çıkmalı mıyım? Çok fazla soru işareti ve bilgi kirliliği var. Bu videoda da ben sizlere kendi düşüncelerimi aktararak benim ileriki dönemlerde stratejim ne olacak? Şu anda ne yapıyorum? Ve borsanın ne yapacağını düşünüyorum? Bunları aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenip kanala abone olduysanız lafı daha fazla uzatmadan anlatıma geçelim. Evet dostlar, BIST 100 grafiği önümüzde 4 saatliklerde bakalım. Bildiğiniz gibi biz zaten sizlerle uzun zamandır şuradaki yatay bandı konuşuyorduk. 8170 puanla 7400 puan arasında BIST 100 artık bir yatay harekete geçmişti. Buradaki kamanın kırılımından sonra ardından neler oldu? Bu yatay bantta bir omuz baş omuz formasyonu oluşturduk. Burada görmüş olduğunuz, bakın, sol omuz baş ve sağ omuz. Bunun da hedeflemesini aldığımızda şuradaki tepeden dibe ve bunu da kırılım bölgesine çektiğimizde gördüğünüz gibi aşağı yukarı 6950 ile 7000 puan arasında BIST 100'ün bir hedeflemesi oluyor. Bu puan gelecek mi? Yani buradaki seviyeye BIST 100 düşecek mi? Bunu da şu şekilde konuşabiliriz. Zaten yatay hareket bandını biliyorduk ve ben sizlere buradaki yeşil kutunun benim açımdan oldukça önemli bir destek olduğunu söylüyordum. Bakın 4 saatliklerde de zaten burayı kırdık. Tekrar bir retest gerçekleştirdik yeşil kutuya doğru ve artık buradan red dedik. Yani önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde BIST 100'ün bir miktar daha geri çekilmesi olasıdır. Bu geri çekilmede eğer omuz baş omuz grafiğinin hedeflemesine kadar giderse aşağı yukarı %3, %4'lük daha bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Yani bir gün içerisinde de gelebilir, iki gün içerisinde de gelebilir bu seviye. Buradan hemen alım yapmalı mıyız? Kısa vadeli trade ediyorsanız, yani böyle günlük al satlarla vesaire uğraşıyorsanız bu zaten sizin daha iyi bileceğiniz iş. Ancak uzun vade için konuşacak olursak burada ya zaten endeksi alıp satmadığımız için bu sorunun bir cevabı yok. Burada neye dikkat etmeliyiz? Hisse senetlerine özelinde dikkat etmeliyiz. Zaten borsa stratejimiz de bizim endekse göre değil, hisse senetlerine göre olmalı. Eğer siz endekse göre strateji kurarsanız, şöyle günlük grafikleri açayım, logaritmikte olduğuna emin olalım. Evet, böyle uçmuş gitmiş bir endekse göre stratejiyi biraz zor kurarsınız. O zaman ne yapmanız lazım? Bunu öncelikle zaten güncel enflasyonlu vesaire de hesaba kattığımızda önce bir dolara bölmeniz lazım ki BIST 100 grafiğinde aslında gerçek durum neymiş bunu görün. Hatta ve hatta doların da bir enflasyonu var zaten ama enflasyonsuz şekilde dolar bazlı BIST 100 grafiği şu şekilde ortaya çıkıyor. Haftalıkta da baktığınızda daha net göreceksiniz. Bir de bunu enflasyonla hesapladığınızda önce dolara bölelim, sonra doların enflasyonla bölelim. Şöyle CPI-A dediğimizde şurada bunların hepsine böldüğümüzde görmüş olduğunuz gibi dolar enflasyonunu hesaba kattığımızda çok daha farklı bir grafik ortaya çıkıyor. Bakın hemen şöyle bir hesap yapalım. Bizim aslında burada Temmuz 2022'den beri gördüğümüz böyle dümdüz yukarı çıkan grafiğin geçmişe göre o kadar da yukarıda olmadığını görebiliyoruz. Yani sadece endekse bakmak bazı durumlarda bizi yanıltabilir. O yüzden endeksin geçmişine de doğru bir şekilde bakmamız lazım. Bakın o yükseliş dolar bazlı enflasyondan da arındırılmış şekilde %118'lik bir yükselişmiş. Bu gerçekten büyük bir yükseliş. Bunu kimse küçümseyemez. Çok güzel paralar kazanıldı. Şu anda bile baktığımızda aslında o kadar düşen rağmen %72'lik bir yükseliş duruyor. Yani siz gidip de bu diplerden aldıysanız veya buralardan bile aldıysanız dolar bazlı enflasyondan bile arındırılmış çok ciddi para kazandınız. Bunu net bir şekilde konuşalım. Ancak genel duruma bakacak olursanız önceden de gördüğünüz gibi yani endeks yatırımı maalesef gelişmekte olan ülkelerde olan bir şey değil. O yüzden hisselere bakacaksınız. Hisselerde de şunu yapacaksınız. Ucuz mu pahalı mı? Bugün Twitter'da da aynı şekilde bunun muhabbeti geçti. Twitter'da da bir iki paylaşımda bulundum bu konu hakkında. Hisse pahalıysa artık bu hisseyle yavaş yavaş vedalaşma vakti gelmiştir. Hepsini satmak zorunda değilsiniz. Ne yaparsınız? Parça parça vedalaşırsınız. Yükselince satacak malın, düşünce alacak paran olsun. Benim stratejim her zaman bu zaten. Ucuzken al, bir de pahalıya sat. Nokta. Ya bu zor bir şey olarak gözüküyor ama tek bilmeniz gereken azıcık bilanço okuyabilmek, biraz rasyolardan anlamak. Bunları zaten size ücretsiz olarak anlattık. Hepsinin linkini ben aşağıda koyacağım. Aşağıda var. Gidin siz de ücretsiz. Ya 10 dakika video izliyorsun. Hayatında hiç belki bilmediğin ve sana belki de binlerce, on binlerce lira kazandırabilecek bir bilgi öğreniyorsun. Gidip de boşu boşuna tepelerden, saçma sapan yerlerden hisse de almamış olursun. Manipülasyon tuzaklarına da gelmemiş olursun. Nokta. Bu kadar basit. Kendine değer katmak isteyen, o yüzden bilmeyen kesinlikle aşağıdaki videoları izlesin. Ucuzken almak ne demek? Şimdi asıl konuya geçelim. Öncelikle diyelim ki bir hisse var, sektörünün lideri. Konjonktürel riskleri büyük değil veya belki de hiç yok. Zaten sektördeki diğer şirketler ona o kadar büyük bir rekabet oluşturmuyor.
Bir de üstüne şirketin temelinde sıkıntı yok. Yani esas faaliyet karı negatif değil. Karlarına baktığınızda gerilemiyor veya geriliyorsa bile şirket özelinde olan bir durumdan dolayı değil. Ya sektörün konjonktürel ufak bir probleminden ya da genel olarak mesela Türkiye ekonomisinin probleminden kaynaklanıyor diyebiliyorsak o zaman o şirketin temelde aslında çok da büyük bir problemi yoktur. Bir de piyasanın gerilemesinden dolayı rasyoları da ucuzlamışsa o zaman biz ne diyoruz? Bu şirket evet güzel bir şirkettir. Burada o da ucuzdur, alınabilir, bir süre tutulabilir. Yani mevduat zaten %50'lere ulaşmışken bakın birçok yatırımcı için borsada önümüzdeki bir senede %50 kazanmak biraz hayal. O zaman ne yapıyorlar? Bunlar gidiyorlar ki ben paramı bir sene buraya koyacağım diyor. %50 mevduattan para kazanacağım diyor ve bu garanti bir şey. O zaman bu adam zaten gidip bunu seçer. Yani borsada bir sene kalıp da bir de %50 kazanacağım mı kazanamayacağım mı? Borsa düştü mü çıktı mı aman buna kafa yoracağım mı diyor. Ben giderim koyarım %50'yi de yerim. Ha ne olacak? O para geldiğinde o faizi geldiğinde yediğinde ana paranın değeri zaten bir yıl içerisinde çok çok daha azalmış olacak. Ama şu finansal okuryazarlık olmadığı için insanlar maalesef bunu düşünüyor. Yani biz bu konuda zaten etmeye çalışıyoruz. Ama benim şahsi stratejim nedir? Ya ben gidip de o parayı mevduata koymam. Gelirim buradan. Size dediğim gibi ucuzdan hisseyi yakalarım düzgün bir yerden. Beklerim bir süre daha. Bunu belki de 2 katına 3 katına satma fırsatını bulurum. Yani bunun için belki 1-2 yıl beklerim. Ancak oradaki %50'lik garanti kazançtan çok daha büyük bir kazanç elde edileceği bu yolla kesin. Ya bunu yaparken de tek bir hisseye, iki hisseye değil bir portföy yapıyorsunuz bildiğiniz gibi. O yüzden o hisselerden biri ikisi gitmese bile diğerleri sizin getirinizi bir şekilde dengeliyor. Sadece burası da değil farklı borsalara da Amerikan borsalarına da girebilirsiniz. Onun da linkleri zaten nasıl oradan hisse alınır vesaire bunların hepsini anlattık size videoda açıklamalardan görebilirsiniz diyelim. Şimdi Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönem beklentilerimi de anlatıp videoyu noktalayayım dostlar. Önümüzdeki durumda ne olacak? Borsada şu anda ana yön maalesef aşağı. Hem 4 saatlikte baktığımızda, hem günlükte baktığımızda, hem de haftalıkta baktığımızda düşen tepeler ve dipleri görüyorsunuz. Düşen tepe dip ne demek? Teknik analizde alçalan trend demek. Yani bu nokta şu anda teknik analiz bize diyor ki borsa düşüyor. Temel analiz diyor ki borsa düşüyor. Borsadan para çıkıyor. Adam mevduata parasını koyuyor. Parasal sıkılaşma var Türkiye ekonomisinde. Yüksek faiz var. Böyle bir durumda ne oluyor? Bir ekonomi zaten yavaşlıyor. Piyasadaki para miktarı azaldığı için, piyasadan para çekildiği için ekonomi yavaşlayınca şirketler de zor duruma düşüyor. Satışları azalıyor. Karlılığı azalıyor. Kar marjı azalıyor. Yani en değerli şeyin nakit olduğu, cash olduğu konjonktüre girdiğinizde otomatik olarak bu yaşanıyor. Böyle bir konjonktürde de zaten hisse fiyatlarının ve dolayısıyla endeksin aşağı inmesini beklememek aslında şaşırtıcı bir durum olur. Amerika tarafına baktığımızda Amerika'da da aynı şekilde parasal sıkılaşma devam ediyor. Yüksek faiz devam ediyor. Ancak şöyle bir durum var. Amerika'da yavaş yavaş bunlar azalmaya başlayacak. Ne zaman bekleniyor? Şu an 2024'ün ikinci çeyreğinde aslında bu faiz düşürmelerinin başlanacağı bekleniyor. Peki bu başlar başlamaz borsalar uçacak mı? Yani Amerika rally'ye başladığında Türkiye'de başlayacak mı? Tabii ki böyle bir durum yok. Aslında bunun altında yatan çok daha fazla sebep var. Ancak çok basit bir tabirle anlatabilirim ki beklentiyi al haberi sat. Yani faizlerin düşeceği şu anda zaten Amerika tarafında fiyatlanıyor. Şöyle hemen S&P 500 grafiğini de açayım. Günlükte bakalım hatta daha net bir şekilde görelim. Bakın S&P 500 neredeyse eski zirvesine geri geldi. Zaten hala bu resesyon beklentileri vesaire tam olarak geçmiş değil. Bu olaylar başladığında belki Amerikan borsalarında biz bir geri çekilme görebiliriz. Bu geri çekilme geldiğinde işte BIST 100'de birazcık negatif etkilenebilir. Bir geri çekilme daha yaşanabilir. Ancak genel konjonktürde artık bunlar başladığında eğer Türkiye ekonomisinde de negatiflik yoksa yani artık bizim para yönetiminin, Merkez Bankası'nın, Maliye Bakanlığı'nın hedefleri tutmaya başlarsa, enflasyonda düşüşler görürsek yabancı zaten yavaş yavaş buna güven kazanmaya başladı. Kredi notlarında olumlulukları görüyoruz. Bu durumda Borsa İstanbul'a para girebilir. Bu da artık borsada yeni bir rally demek olur. Zaten bunlar yaşanmaya başladığında bizim tarafta da yavaş yavaş faiz indirimleri konuşmaya başlar. Çünkü Türkiye ekonomisinde biz zaten borca dayalı bir ülke olduğumuz için o kadar yüksek faizde çok uzun zaman geçiremeyebiliriz. Amerika bile zor dayandı şuradaki %5,5'luk faize. Biz %50'lik faize çok uzun süre dayanamayız. Yani en azından 5-6 aylık bir süreç geçtikten sonra ben yavaş yavaş havanın dağılımın olacağını, burada olumlulukların başlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ileride önümüzdeki zamanlarda ne yapacağız dostlar? Borsa aşağı inerken biz seçtiğimiz kaliteli hisseleri takip etmeye devam edeceğiz. Bunları ucuza bulduğumuzda yavaş yavaş kademeli şekilde toplamaya devam edeceğiz. Bir anda bütün paramızı
da değil. Yani bir daha alım yapamayacak, başka fırsatları değerlendiremeyecek bir duruma düşmeyeceğiz. Dibi tepeyi vurmaya çalışmayacağız. Yani şirketi ucuza kademe kademe yakalayacaksınız. Bir anda hurra tüm parayla da girmeyeceksiniz ki önümüzdeki fırsatları da değerlendirebilin. Nerede ucuzluk var orada iyi. Örneğin önümüzdeki günlerde altın, gümüş, değerli metallerin yükseleceğini düşünüyorsanız bunları da değerlendirebilmeniz için, kenarda köşede bir portföy oluşturabilmeniz için bakiyenizin kalması oldukça önemli benim nezdimde. Anlatacaklarım bu kadar. Yani şuraya kadar düşer, buraya çıkar, işte o gün şöyle olacak, 2 ay sonra rally başlayacak, garanti olmayan sallamasyon düşünceleri ben size burada anlatmıyorum. Gerçekten objektif bir şekilde ne gördüysem onu anlatmaya çalıştım. Bir yükseliş ne zaman başladı, düşüş ne zaman bitti, nereye kadar sürecek, bunların tek cevabı grafiklerde ne görüyorsak onu yorumlarız. Yükselişin başladığını görüyorsak, artık teknik göstergeler bize bunu gösteriyorsa evet artık dibi bulduk, yükselişe başlıyoruz diyebiliriz. Ama onun dışında ben size şu an desem ki Borsa İstanbul 5700'e kadar inecek, burada dip bulacak, bunun %100'lük bir şeyi yok. Ki üstüne üstlük ben burada böyle bir şey dersem birçok insan panik de olabilir. Eyvah, borsa buraya kadar inecek mi? Yani baksanıza şuradan şuraya aslında bir %20'lik daha bir pay var. %20, %21'lik bir pay var. Ben bunu desem birçok insan eyvah %21 daha mı düşeceğiz, %20 daha mı düşeceğiz deyip bütün varıyı satabilir. Ancak şöyle bir durum da var. Yani bu düşüş bir anda şak diye olan bir düşüş değil. Yani elinizde çok fazla mal varsa Borsa İstanbul hafif yükseldiğinde, bir tepki yükselişi verdiğinde ufak ufak azaltabilirsiniz. Eğer siz de genel yönün aşağı doğru devam edeceğini düşünüyorsanız, yani bunlar tamamen benim düşüncelerim. Siz de benim söylediklerimi kendi filtrenizden geçirip kendi risk algınızı, stratejilerinizi işin içine katıp yapmanız gereken işlemleri belirlemeniz lazım diyelim ve videoyu da burada tamamlayalım. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur. Siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa hem yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz hem de Telegram'daki sohbet kanalımıza gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.